dolduran basketbol severlere tanıtılıyor. Az sonra Efes Pilsen tanıtılacak. Benetton'un kadrosu 4 Andrea Drancic ve 6 Glenn Sekunda, 7 Ricardo Pitis, 8 Denis Marconato, 10 Davide Bonora, 11 Zelko Replecha, 12 Laurent Chara, 13 Andrei Nikolay, 14 Henry Williams ve 15 Stefano Rusconi. Efes Pilsen kadrosu işte 4 numara Erdal Bibo, 5 numara Hidayet Türkoğlu. Şu anda ekranda Hidayet Türkoğlu. 6 Mirsad Türkcan. 8 Volkan Aydın. İşte Volkan. 9 numara Rod Sellers. Efes Pilsen formasında en iyi maçını oynadı geçtiğimiz maçta. 10 Brian Howard. 11 Murat Evliyaoğlu. Zannediyorum ki 40 dakikayı oyun kurucu olarak oynadıktan sonra Murat bugün çok daha iyi bir performans sergileyecek. 12 Hüseyin Beşok. Takım kaptanı 13 Tamer Oyguç. İşte Tamer ve 15 Ufuk Sarıca. Maçın hakemleri Hırvatistan, Hırvat hakem Danko Radic ve Slovenya'dan Isto Krems. Evet, Hırvatistan'dan Danko Radic ve Slovenya'dan Isto Krems maçın hakemleri. Evet İsmet Badem, inanılmaz bir atmosfer var. Senin konuşurken sesini duymakta bile zorlanıyorum. Çünkü salonda o kadar müthiş bir tezahürat var ki herhalde bugüne kadar böylesine çok seyircinin olduğu ve gerçekten fevkine çıktığı çok güzel bir gün. İnşallah bugün Benetton'u yenerek 3. maça uzayacak. İstiklal marşımız. Basketbol severler, Efes Pilsen Benetton maçının başlamasına çok kısa bir süre kaldı. İşte Benetton'un kadrosunu bir kez daha veriyoruz. Andre Gracis 5 numara, Glenn Sekunda 6, Ricardo Pitis 7, Denis Marconato 8, Davide Bonora 10, Zelko Rebreche 11, Laurent Chara 12, Andre Nikolay 13, Henry Williams 14 ve Stefano Rusconi 15. Efes Pilsen'de maçın hakemleri şu anda ekrana geliyor. Radic ve Rems. İsimler kolay en azından İsmet Badem. Evet. Evet işte Efes Pilsen'de kadrosu 4 Erdal Bibo, 5 Hidayet Türkoğlu, 6 Mirsad Türkcan, 8 Volkan Aydın, 9 Rahat Salır, 10 Brian Howard, 11 Murat Evliyalı, 12 Hüseyin Beşok, 13 Tamer Oyguç ve 15 Ufuk Sarıca. Efes Pilsen'in daha önce de maçı ameliyat masasına yatırdığımızda söylediğimiz gibi, evet, İtalyan takımlarına karşı 12 galibiyeti, 11 mağlubiyeti var ama mesela ilk maçlara baktığımız zaman çok büyük fark yediği maçlar görüyoruz Efes Pilsen'in, özellikle 80'li yıllarda. Valesa 80-56 yenmiş mesela 13-12 1985 tarihinde.
Evet, 80-56 Veresa'nın yendiği maç var. Mesela İstanbul'da yendiğimiz, ben şöyle böyle maçı hatırlıyorum. Scavolini maçı vardı. Scott Rotten müthiş oynadı. Burada 87-64 yenmişiz ama deplasmanda 163-66 fark yemişiz. Evet. Tabii ki bugünler geride kaldı. FSP sen artık tam anlamıyla Avrupalı, deplasman veya kendi sahası hiçbir şey fark etmiyor FSP sen açısından. FSP sen son senelerde Türk basketbolunun lokomotifi oldu. Yapılaşması, özellikle Aydın Örs'ün disiplinli davranışları, iyi kadro kurulması, kendi yetiştirdiği talebelerle oynaması ve Avrupa'da Koraç Kupası'nı alması ve birçok kupada da final oynadı Aris'le, hatırlarsın, çok olaylı bir maçtı. Bunun dışında da her sene Final Four'u kaçırdı. Artık FSP sen için geri dönüş yok. Hep Süper Lig'de çok iyi yerlerde ama en büyük arzumuz Benetton gibi mutlaka FSP sen ve diğer kulüp takımlarımızın ve müessese takımlarımızın kendi seyircili salonlarının olması ve büyük kulüp tesislerine sahip olmaları. Vallahi Benetton salonuna insan evet. Girerken yani yaşı kaç olsun tabii oynamak istiyor içinde. Yani olacak şeydi. Hatırlıyorsun, seyircilerin oturdukları yerde bayraklar hazır, bilgiler hazır, her şey hazır ve tertemiz, pırıl pırıl. Soyunma odaları muhteşem. Maçtan çıktık 10 dakika sonra. O 5000 kişiden bir kişi kalmamıştı. Herkes arabasını alıp çekip gitmişti. Evet, işte FSP senin ilk beşi. Mirsad Sellers, Howard, Murat Evliya ve Ufuk Sarıca. Benetton'da Sekunda, Fitis, Bonora, Rebleca ve Williams. Obradovic şu anda ekranda. Yine Sekunda'yı Marconato'ya evet. Tercih ediyor. Halbuki ilk maçta Marconato'yla Rebleca'nın yan yana oynadıkları dakikalar takımı çok daha etkili olmuştu ama Obradovic herhalde bu maçın oldukça uzun olacağını düşündüğü için bu süreç içinde Sekunda'yı tercih etti. Evet, bu arada evet. Çemberlerin biriyle bir sorun var. Şimdi benim düşüncem Rebreca'nın, Rebreca'ya savunma yapan oyuncunun onun dışında kimseye yardıma gitmemesi. Çünkü FSP sen savunma sisteminde yardımlaşma en önemli maddelerden bir tanesi. Ancak bu madde Rebreca konusunda birazcık herhalde ihlal edilmeli. Çünkü daha evvel Benetton'ın seyrettiğim maçlarda Benetton'ı yenen takımlar, dengeyi hatırlayacaksın, tim sistemde 38 yaşındaki oyuncu maç boyunca yapışık kardeşler gibi beraber dans ettiler. Tabii Rebreca'yı durdurdu gözüktü ama Rebreca da o maçta da 27 sayı attı. 27 sayı attı ama yenildi takım. Maçın sonunda tabii. Özellikle son 4 dakikada denge çok etkiliydi. Çok etkiliydi. Tabii bir de şöyle bir silah kullandı o maçta Team System Bologna. 3 uzununu değiştirerek Rebreca'yı tutturdular. Rebreca'yı yordular da biraz maçın sonuna doğru. Evet. Ama kesinlikle Avrupa'nın şu anda en iyi pivotu olmasa bile en formda pivotu diyebiliriz çok rahatlıkla. Evet, biraz Tarlaç ağır basabilir ama Tarlaç da uzun sürede sakat olduğu için oynamıyor Olympiakos'ta. Evet, hava atışı ve ilk hücum FSP senden Murat Evliyaoğlu'yla. Rod Sellers'ın perdelemesi vardı, Ricardo Pitti saraya girdi. Bonora. Ufuk Sarıca Bonora'yı savunuyor. Henry Williams, 3 sayılık atış Henry Williams'dan başarılı değil. Sekunda ucun reboundını alıyor. Rebreca teke tek oynuyor. Rebreca blok geliyor Murat Evliyaoğlu'ndan. Ufuk Sarıca savunma yerleşmeden pozisyon arıyordu. Brian Howard tekrar Ufuk Sarıca.
Şimdi Brian Howard, Rebreca yardıma geldi. Rod Sellers atışı kaçırıyor. Rebreca savunma ribaundunu aldı. Pitis, Bonora. Evet, Ricardo Pitis ve basket. Bonora ilk maçta da 9 asistle oynamıştı. Ricardo Pitis'in ilk basketi, maçın da ilk basketi oluyor. 2-0 Benetton önde. Mirsad Türkcan, Ufuk Sarıca, Henry Williams var karşısında. Rod Sellers, Brian Howard. Mirsad top istiyordu. Sekunda Mirsad'ı savunuyor. 7 saniye var. 30 saniye süresinin dolmasına Brian Howard pot altına kadar girdi. Top Rebreca'dan galiba dışarı çıktı. Hayır, evet, hakem düzeltiyor. Brian Howard, İsmet Badem, 3 hücum 2 top kaybı, iyi bir başlangıç değil. Evet, ancak bu dakikalarda hiç olmazsa sayı yemedik diyoruz. Henry Williams, Sellers yardıma geldi. Sekunda. Atıştan önce bir faul. Faali yapan oyuncu Mirsad Türkcan. Mirsad'ın ilk faulü bu. Ricardo Pitis topu oyuna sokacak. Bonora. Pitis. Rebreca. Rebreca dönüyor. Rebreca'nın atışı ve basket. Rebreca'nın basketi 4-0 oluyor. Benetton 4-0 önde Efes Pilsen karşısında. Brian Howard, Murat Evliyaoğlu. Brian Howard'ın atışı başarılı. Brian Howard'ın basketi farkı 2 sayıya indirdi. Geçen sene Asvel maçında bize oynadığı gibi oynasa bizi saf dışı bırakmıştı. Şu anda muazzam bir fayda sağlar bize. Bonora, Henry Williams, Ricardo Pitis, Bonora, atış kullanmadı Bonora, pot altına giriyor Rebreca ve smaç. Yani Rod Sellers orada bırakmayacak Rebreca'yı. Bonora zaten asist yapmak için adeta oynuyor. Evet. Rod Sellers, 6-2 Benetton'un üstünlüğü var. Mirsad Türkcan, Sekunda kendisini savunuyor. Mirsad'ın ters turnikesi başarılı. Bravo Mirsad. Mirsad'ın basketi farkı 2 sayıya indirdi. Bonora. Henry Williams. Sekunda atış kullanmadı. Tekrar Henry Williams, 10 saniye var, 30 evet, saniye süresinde evet, olmasına. Evet, bravo Henry Ufuk. Williams, Sekunda. Ufuk yardıma geldi arkadan. 4 saniye kaldı, Sekunda ve steps yapıyor. Çok hoşuma giden bir şey var sevgili Musa Çözen. Bu yönetimin biraz pilot kameradan verirse. Orada hemen Rod Sellers önüne geçti Rebreca'nın. Hemen Ufuk arkaya geldi. Hemen onu Ufuk arkadan atılacak pasları engellemeye çalıştı. Murat Evliyaoğlu, Bonora'nın baskısı var. 3,5 dakikayı geride bıraktı. Rod Sellers, 6-4 Benetton önde, Efes Pilsen karşısında. Ufuk Sarıca, Brian Howard'a güzel bir pas çıkarıyor. Brian Howard atışı başarılı. Brian Howard eşitliği sağlıyor, 6-6. Henry Williams, hücum faul olması lazım. Hücum faul. Henry Williams ilk faulünü yapıyor. Rod Sellers da çok iyi pozisyon aldı. Sevgili Murat, hemen sevgili basketbol severler takip etsin diye söylüyorum. İki takım da adam adama man to man savunma yapıyor. Pitis, Brian Howard'ı, Bonora, Murat Evliyaoğlu, Williams, Ufuk, Rebreca, Sellers'ı, Sekunda'da Mirzat'ı savunuyor. Benetton savunması böyle eşleşiyor. Murat Evliyaoğlu, Rod Sellers, steps yapıyor. Rod Sellers çok dışarıdan alıyor. Bunlara lüzum yok. Pivot mevkiine geçtikten sonra pas alsın. Çok dışarıda. Bu arada 4 dakikada da 3 top kaybı yaptık. Ricardo Pitis, Sekunda, Bonora, bir hücum faul, evet. Hem de Henry Williams galiba. Yalnız Sellers'ın galiba suratına bir darbe geldi. İşte evet.
Hakem çok iyi yakalamış. Henry Williams'ın da ikinci faulü bu. Murat Evliyaoğlu. Mirsad Türkcan. Murat Evliyaoğlu. Bonora kendisini savunuyor. Murat Evliyaoğlu atışı ve basket. Murat Evliyaoğlu'nun basketiyle ilk kez öne geçiyor Efes Pilsen. 8-6. Bonora, Henry Williams, Sekunda. Tekrar Bonora. Ufuk Sarıca var karşısında. Ricardo Pitis. Pozisyonu zorluyor. Atışı başarılı değil. Ama işte o isim. Şimdi bu pozisyonda da seller zonda kalamaz ki. Kalsa basketi yiyeceğiz. Basket. Ona ikinci. Oh! Evet, Rod Sellers pozisyonu smaçla tamamlıyor. Sekunda, 3 sayılık atış Sekunda'dan ve basket. Sekunda'nın basketi bu kez Benetton öne geçiyor. Bonara'nın, Obradovic'in neden tercih ettiği ortaya çıkıyor. Her pozisyonda oynayabiliyor. 4-3. Rod Sellers, Ufuk Sarıca, Ryan Howard ve steps yapıyor. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. İlk maçta sahne alan ve az solist olan bir oyuncumuz olmadığı için çok sıkıntı çektik. Bugün biraz bunu almaya çalışanlar var. Biraz daha sakin. Sekunda, Ricardo Pitis, Henry Williams kendi pozisyon yarattı. Atışı başarılı değil. Mirsad Türkcan savunma reboundını alıyor. Murat Evliyaoğlu, Seller zaten Rebreçay'ı box out yaptığı zaman rebound'da sorun olmuyor. O bir yere gittiği zaman sıkıntımız oluyor. Burada da Mirsad ve diğerlerinin biraz daha onun rotasyona uyması lazım. Tabii. Murat Evliyaoğlu 12 evet. Saniye var 30 saniye süresinde olmasına. Bu Murat Evliyaoğlu. Murat Evliyaoğlu'nun evet, Mirsad'ın 3 sayılık atışı başarılı değil. Sellers hücum rebound'ını aldı. Sellers'ın atışı başarılı değil. Bu kez Mirsad tamamlıyor. İlk başta smaç vurmaya hasret kalmıştı. İşte pozisyon. 12-11 Efes Pilsen öne geçiyor. Williams, Henry Williams. Sekunda, Ricardo Pitis. Rebreça top istiyordu. Şimdi Rebreça. Evet, Sellers'ın faali var atıştan önce. Yani Sellers'ın da ilk faali bu. Tabii ki biz burada durduğumuz yerde, oturduğumuz yerde hakem kesmek kolay. Rod Sellers'ın tabii Rebreça gibi bir oyuncunun önüne geçmesi çok zor. Dolayısıyla daha bu pozisyona gelmeden önce biraz gayret etmesi lazımdı. Evet. Sekunda. Bonora. Hücum faali olması lazım. Evet. Bravo. Aferin Ufuk. Bravo. Şimdi savunmamız evet. İyi ama Treviso'daki kadar iyi gözükmüyor çünkü top kaybı yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Onları yapmasak çünkü yine savunmamız oturdu. 7 dakikada 11 sayısı var Benetton'un. Murat Evliyaoğlu, Rod Sellers. Murat Evliyaoğlu, Ryan Howard, Pitis var karşısında. Ufuk Sarıca. 3 sayılık atışı Ufuk Sarıca'nın başarılı değil. Rebound mücadelesi. Bonora'da kalıyor top. Arkasından Mirsad da ikinci faulü yapıyor. İki takım arasındaki en önemli farklardan biri bu pozisyonda belli oldu. Kısalar da Benetton'da rebound'a evet, giriyor. Rebound alıyor. Bizde bütün rebound yükü genelde Mirsad'la Sellers üzerinde. Sekunda, Ricardo Pitis, Murat Evliyaoğlu vardı karşısında, Rebreça, tekrar Pitis, Henry Williams, atış kullanmadı, Rebreça, Mirsad gelmeden atış kullanıyor, başarılı değil, evet. Ufuk Sarıca savunma reboundını aldı, çabuk hücum etmek istiyoruz, güzel sıyrıldı Ufuk ama mükemmel bir blok Rebreça'dan. Nasıl geldi oraya? Vallahi 2-10. Evet, Bonora da atışı kaçırıyor. Sekunda bir blokta Ryan Howard'dan. Mükemmel bir maç.
maç her iki potu altında inanılmaz hareketler. Murat Evliyalı 3 sayılık atış başarılı değil. Sellers faul mü? Hayır, Sellers atışı başarılı değil. Evet, sekundadan top dışarı çıkıyor. Sellers yerde. Aydın Örs'ün bir faul beklentisi vardı ama Sellers orada smaç vurur dedim ama şut şeklinde attı. Yani topu içine bırakabilirdi çünkü sert atıyor, elinden sert çıkıyor, çemberden uçuyor top. Evet, işte Rebreca'nın inanılmaz bloku. Havada bu uçtu. Da bizimki Brian Howard. Çok güzel. Sekundayı bu arada Marconato oyuna giriyor. Sekundayı kenara aldı işte Namowski. Mirsad Türkcan, Ufuk Sarıca, Murat Evliyaoğlu. Brian Howard. Topu dışarı çıkardı Ufuk Sarıca. Fake'ini kullanıyor Ufuk. Ufuk'un atışı başarılı değil. Pitis savunma ribaundını alıyor. Ricardo Pitis. Bonora. 12-11. Efes Pilsen'in bir sayılık üstünlüğü var Benetton karşısında. Henry Williams. Rebreca çok güzel bir pivot hareketiyle topu aldı. Rebreca'nın atışı başarılı değil. Mirsad savunma ribaundını alıyor. Güzel güzel. Rod Sellers onu biraz daha şuta zorluyor. Potaya yaklaşamıyor, iyi oluyor. Murat Evliyaoğlu. Mirsad Türkcan. 9 dakikayı geride bıraktık. Mirsad Türkcan. Marconato var karşısında. Mirsad Türkcan. Sıyrılırken bir faul Marconato. Evet. Evet, Marconato Mirsad'a nazaran biraz daha ağır. Bu yüksek post mevkiinde birebir oynayarak onu geçebilir. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu arada Obradovic de ilk molasını alıyor. Her iki takımın üçer takım faali var. Evet sevgili Murat. Bu dakikaya kadar savunmada istediğimizi elde edebildik. Rebreca zaman zaman smaç vurabildi, şut atabildi ama ben Rod Sellers'ın onu savunurken çok başarılı olduğuna inanıyorum. Yani Rod Sellers herhalde bütün sezon bu maçları beklemiş. Buraya kadar fazla bir varlık gösterememişti. Ancak bugün savunmada ve hücumda bir evvelki maçtaki oyunu tekrarlıyor. Rebreca'yı kilitledi. Benim bütün fikrim, bu maçın ana fikri savunmada Rebreca'yı kilitleyeceğiz. Hücumda Brian Howard'la, Mirzat'la, Ufuk'la bu Ufuk'un şutları girse fark açılacak ve bizi yakalamaları zor olacak. Maçtan önce senin söylediğin çok güzel bir şey vardı. Murat Evliyaoğlu bundan evvelki maçlarda 3 dakika, 5 dakika, 7 dakika Namoski'den sonra rol aldı. O ayrı bir hazırlıktı ama 40 dakikalık bir atmosfer içinde kendini hazırlaması hiç de kolay değil. Ama Murat'ı ben bu dakikalarda iyi buldum. Evet, moladan sonra Efes Pilsen hücumu Ufuk Sarıca, Rod Sellers, Marconato yardıma geldi. Murat Evliyaoğlu 3 sayılık atışı Murat'ın başarılı değil. Mirsad hücum ribaundını alıyor bir kez daha Efes Pilsen hücumu. Bunlar girsin. Murat Evliyaoğlu. 9,5 dakikayı geride bıraktık. Ufuk Sarıca Sellers top istiyordu. Şimdi Sellers'ı Marconato savunuyor. Rod Sellers topu dışarı çıkarıyor. Brian Howard atışı başarılı değil. Mirsad topu son anda kurtardı ama evet. Şimdi bu pozisyonları hem evet. Murat'ınkini hem Howard'ınkini sayıya çevirmemiz lazım. Yani bu boş şutlar girmezse biz nasıl alırız bu maçı? Brian Howard biraz uzakta kaldıydı. Biraz daha yaklaşabilirdi. Evet, Rebreca da hafif bir sakatlık evet, geçiriyor ama pozisyonu görüyoruz. Evet, Rusconi'yi oyuna alma hazırlığında Obradovic hala yerde. Yani ikimizin de yıllardır eleştirdiği bir şey, pivotlar ikili sıkıştırma gelince topu dışarı çıkarmıyor yeterince diye. Takımlarımızda geçen sene Gottfried ile Ülker'de, bu sene zaman zaman bütün takımlarda oluyor ama çıkardıkları zamanlar dış oyuncuların bu şutları mutlaka sayıya çevirmesi lazım. Gerçekten. Şimdi Ufuk 2 tane attı, Murat 2 tane attı, Brian Howard 2 tane attı. Bunların %50 bunlardan randıman elde edebilsek yüzdemiz ve sayı potansiyelimiz yükselecek. Evet, işte Rusconi evet. Çok tecrübeli bir isim ama bir Rebreca hiçbir zaman olamaz. Evet. O oyunda bakalım bu fırsatı iyi değerlendirebileceğiz mi?
Rusconi. Pitis top istiyordu. Henry Williams. Ricardo Pitis. Tekrar Henry Williams. Bonora. Pitis. 10 saniye var. 30 saniye süresi. Dolaşsa mükemmel bir blok. Ama faul diyor hakem. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Neden buna? Nasıl bir faul ben anlamadım. Evet bakın. Yani buna blok derler. Dünyanın her yerinde basketbolun oynadığı ülkelerde buna tertemiz blok derler. Erman Toroğlu kulağı tınlasın. Faul dedi, faul gibi olmalı. Bu faul değil işte. Ama burada temas da yok. Temas yani da hiçbir yok. Şey yok. Tertemiz bir blok. Marconato ilk serbest atışı sayıya çeviriyor ama bir hakemin bunu faul olarak nasıl değerlendirdiğini anlamak mümkün değil. Hafif vücut teması olur. Yok. O bir yorum getirir. Burada hiçbir şey yok. Evet, Mirsad savunma reboundını aldı. Bu arada Sellers'ın da Mirsad'ın da ikişer faali var. Yani hem ters bir düdük hem de önemli bir düdük. Sellers ve faul. Faul yapan oyuncu Rusconi. Çok uzun bir süredir de 12 sayıda kaldık. İşte az önceki bloku bir kez daha izliyoruz. Evet. Bu da Rusconi'nin faulü. Sellers'ın ilk serbest atışı. Efes Pilsen 13-12 öne geçiyor. 4 dakikadır ilk kez defa sayı buluyoruz. Evet. Ama onlar da o süreç içinde 3 sayı buldular. Onların bulamaması beni hiç alakadar etmiyor. Hayır, savunmamızın etkili olduğunu göstermek açısından. İşte bakın, yani mükemmel bir blok. Yani hiçbir yerine değmiyor. Bonora topu dışarı çıkardı. Marconato, Henry Williams. Bu dakikaya kadar çok iyi savundu Brian Howard Henry Williams'ı. Ricardo Pitis. İkili sıkıştırma geldi. Marconato ve faul. Daha önce evet bir steps beklentisi vardı Efes'in ama Murat Evliyaoğlu faul yapıyor. Marconato iki serbest atış kullanacak. Evet, bakın adımını driblingten önce attı. İlhan Evliyaoğlu ekranda, o da sol karardan memnun değil. Marconato'nun ilk serbest atışı başarılı, farkı bir sayıya indiriyor Benetton. Marconato'nun ikinci serbest atışı, bu da başarılı ve eşitliği sağlıyor. Benetton, Efes Pilsen karşısında Murat Evliyaoğlu, Bonora'nın baskısı var. Murat Evliyaoğlu, Ufuk Sarıca, Rod Sellers, Rusconi'yi teke tek yakaladı. Şimdi yardım geliyor ve Pitis topu kapıyor. İkinci top çalması Ricardo Pitis'in. Bonora topu dışarı çıkarıyor Henry Williams. Rod Sellers orada teke tek hücum etmesi lazımdı. Henry Williams, Bonora, Marconato'nun perdelemesi var. Rusconi 3 saniye mi? Hayır, basket. 16-14. Rebreche'ye yaptığımız savunmanın aynısını Rusconi'ye de yapalım. Yalnız orada sanki biraz uzun kaldı gibi geldi bana. Murat Evliyaoğlu. Mirsad Türkcan. 3 sayılık atış Mirsad'dan başarılı değil. Rusconi savunma reboundını alıyor. 8 dakika 20 saniye var maçın ilk yarının bitimine. Marconato, Bonora. Ricardo Pitis, Henry Williams, Mirsad araya girdi, Brian Howard. Ufuk Sarıca, Murat Evliyaoğlu, Mirsad Türkcan, Ufuk Sarıca. Rod Sellers top istiyordu. Hocam topsuz boy. Alanda bir faul. Rusconi faul yapan oyuncu. Ama Brian Howard da orada biraz faul yaptı gibi geldi bana. İkinci faali Rusconi'nin, takım olarak Benetton'un 6. faali. Efes'in şu ana kadar 5 faali var. Evet, karşılıklı itişiyorlar burada. Karşılıklı faul verebilirdi. Brian Howard bir kez daha pot altından topu oyuna sokacak. Evet. Ne oluyor? Rusconi'nin ayağına çarptı top. 30 saniye süresi.
tekrar başlıyor. Brian Howard. Ne oluyor böyle? Yani en basit hataları yapıyoruz. Bu arada Murat'ın bir faali var. Yani nasıl top çıkaramayız? Onu anlamadım. Evet, Aydın Öz de molasını alıyor. Gerçekten artık bizim 3 kere topu çıkaramıyoruz. 3.'de de rakibe veriyoruz. Yani orada Murat Evliyaoğlu'nun Brian Howard'a çok yaklaşarak, yani bilmiyorum, bizde herhalde o görüntüler vardır. Ya yani 3. seferde top çıkarırken nasıl topu kaptırırız onu anlayamadım. Süper Lig ve bu maçı mutlaka, her top bir altın değerinde. Evet, şu ana kadar 6 tane üçlük kullandık. Henüz başarımız yok. Tabii. Reboundlarda 10'a 9 üstünlüğü var FSB'nin. Her iki takımda 6'şer tane top kaybı yaptı. Aradaki fark yine şut yüzdesine geliyor. Evet. Şimdi 15. dakikaya kadar, 15. dakikada ilk kez 6-6 beraberliği. İlk kez de 15. dakika 29. saniyede 8-6 öne geçtik. Şu anda 7 dakika 34 saniye var ve bir basket öndeler. Yani 16-14. Bonora. Williams, Henry Williams. Pitis, 3 sayılık atış kullanıyor Pitis ve basket. Ricardo Pitis'in 3 sayılık basketi farkı 5 sayıya çıkarıyor. 19-14. Brian Howard. Murat Evliyaoğlu. Mirsad Türkcan. Mirsad çok zor bir atış, atışı başarılı değil. Marconato savunma ribaundını aldı. Henry Williams. Evet, Hüseyin Beşoku oyunu alma hazırlığında. Aydın Öz. Marconato topu yakalayamadı. Murat Evliyaoğlu'nda kalıyor top. Murat Evliyaoğlu. Bir top çalma daha Ricardo Pitis'ten. Bonora, tekrar Pitis ve basket. 21-14, farkı 7 sayıya çıkardı Beneto. Pitis'in de şu ana kadar 4 top çalması var. Yani Pitis de şu anda Beneto'nu resmen sürüklüyor. Brian Howard, Mirsad Türkcan. Brian Howard. Mirsad ayağı çizgide, atışı başarılı değil. Rusconi savunma reboundını alıyor. Henry Williams, son 6 dakika ilk yarıda. İşte son 3 dakika 22 saniyede 9-0'lık üstünlüğü var Benetton'un. Henry Williams. Bonora. Rusconi. Rusconi dönüyor, atışı başarılı değil. Rod Seller savunma reboundını aldı. Murat Evliyaoğlu. 3 sayılık atış Murat Evliyaoğlu'ndan, bu da başarılı değil. Rusconi savunma reboundını alıyor. Bonora. Henry Williams top istiyordu. Pitis. Ricardo Pitis. 7 saniye var, 30 saniye süresinde olmasına. Atışı başarılı değil. Rod Sellers savunma reboundını aldı. Murat Evliyaoğlu. Rod Sellers, tekrar Murat Evliyaoğlu. Brian Howard bomboş pozisyonda, atışı başarılı. Brian Howard'ın basketi farkı 5 sayıya indirdi. Bu arada Nikolay oyuna girme hazırlığında Benetton'da. Bonora. Williams. Ricardo Pitis, Marconato. Marconato'nun atışı başarılı değil. Rusconi savunma hücum reboundını alıyor. Şimdi Pitis. Bonora. Hazır Rebreca yokken birazcık istifade edebilseydik. Pitis. Mirsad yardıma geldi. Pitis atış kullanmadı. Marconato, Henry Williams 3 sayılık atış ve basket. Henry Williams'ın 3 sayılık basketi farkı 8 sayıya çıkarıyor Benetton. Evet, şu anda Rebreca Nikolay'ın yanına oturdu. Yedek sandalyesinde.
Mirsad Türkçağan, Brian Howard, Ufuk Sarıca. 3 dakika 45 saniye var ilk yarının bitimine. Ufuk Sarıca 1 saniye kala atış kullandı. Bu da başarılı değil. Henry Williams ve blok geliyor Brian Howard'dan. Evet, Nikolay oyuna girecek. Efes Pilsen'de bir mola aldı ama son 8 dakikadır hakikaten çok kötü hücum ediyoruz. Yani ben Efes Pilsen'i hayatım boyunca bu kadar kötü hücum yaparken görmedim. Elleri ayakları tutuldu. 7 tane mi oldu, 8 tane mi oldu ne? Üçlük şut ve şu anda bir tek kaydedilmiş üçlük sayımız yok. Hücumda bir sistemimiz de yok. Yani bir kattan sprinden çıkma, çıktıktan sonra alıp dönüp Rotsellers'a bakma. Yani nedense Efes Pilsen'in devamı seyrettiğim, idmanlarında seyrettiğim hücum setleri de yok, sahaya yansımıyor. Evet. Pitis'in kaptığı bir topu daha ekranda gördüm. Yani Pitis bugün sahanın şu dakikaya kadar en iyi oyuncusu. Bonara'da ne kadar güzel asistle Pitis'e o koşmasının hakkını verdi. Evet, Pitis attı, bir tek attı. Bonara'nın 4 asisti var, Pitis'in 4 top çalması var. Reboundlarda uzun süre üstündük ama iki uzun oyuna girince şu anda Benetton'un 14-12 üstünlüğü var reboundlarda ki o çok önemli bir faktör değil. Ufuk Sarıca'dan top dışarı çıkıyor. 3,5 dakika var. İlk yarının bitimine Bonora topu oyuna sokacak. Nikolay tekrar Bonora. Williams, Bonora, Nikolay, evet alan savunmasına döndü Efes Pilsen. Bonora 3 sayılık atış başarılı değil. Brian Howard savunma reboundını aldı. Hidayet Türkoğlu oyunda Efes Pilsen'de Hüseyin Beşok'la birlikte. Evet, ilk maçta Hidayet sahada yer almamıştı. Şimdi alan savunması bakalım nasıl tutturabilecek miyiz? Bir de ilk maçta alan savunmamız iyiydi. Şimdi ucumda ne yapacağız? Hadi Hüseyin göreyim seni. Hüseyin Beşok'un basket. Hüseyin Beşok'un basketi farkı 6 sayıya indiriyor Efes Pilsen. Şimdi tam sağ baskısı var. Evet. Marconato'nun pası Henry Williams. Bravo Aydın Örse. Tam zamanında bir mola ve çok iyi oyuncu değiştirme ve alan savunması. Bonora, Marconato. Nikolay Rebreca'yı oyuna alacak Obradovic. Bonora. 6 saniye var 30 saniye süresinin dolmasına. Valla o kadar kurt koç ki. Evet, hemen. Yani perşembenin gelişini salıdan anlıyor. Çarşambadan değil, hemen Rebreca'yı oyuna soktu. Çünkü 3 önemli değişikliği aynı anda yaptı Aydın Örs. Hem alan evet. Savunmasını döndü, hem zone press'e başladı. Hem de hemen Hüseyin'le Hidayet oyunu aldı. Şimdi Obradovic işte tam bir satranç gibi. Basketbolun en güzel tarafı o. Hemen Obradovic mola aldı. Şimdi bir %100 kamerayla yukarıdan görebilirsek ilk önce prese hücumu gösterecek. 2 alan savunması hücumu gösterecek. 3 Hüseyin'i artık Ruskoni mi tutacak? Rebreca mı tutacak? Ruskoni'yi almadı herhalde. Belki Sekunda'yı kenara alacak. Dolayısıyla şu anda evet Ruskoni'nin yanından kuruluşunu gösteriyor. Evet, ben şu bakımdan çok ümitliyim. Hüseyin Rebreca'ya karşı böyle bir hakimiyet kurabilirse Rebreca'yı savunmadan yoran ve faul adetini çoğaltırsa ucunda da performansını düşürebiliriz Rebreca'nın. Aferin Hüseyin, çok güzel döndü, kıvrıldı. Evet, ona bağladığımız ümitler ve bu sene gerçekten çok büyük bir çıkış gösterdi. Milli maçlarda çok iyi oynadı. Aynı başarıyı bugün de devam ettirsin. Evet, Ruskoni kenara alıyor. Evet. Rebreca oyunda. Marconato kaldı. 6 saniye var, 30 saniye süresinin dolmasına. Rebreca 3 sayılık atış. Brian Howard savunma reboundını aldı. Murat Evliyaoğlu. Evet. Yani her şeyi yapabiliyor. Onu kaçırdı ama. Ama Obradovic de kenardan gülüyor. Yani ben sana bunu atasın diye sokmadım oyuna diyor. Brian Howard. Evet. Şimdi aynı oyunu devam ettiriyorsun. Hüseyin Beşok. Aynı oyunu. Hüseyin Beşok. Geri dönüyorsun. Yapma Hüseyin. Brian Howard. Brian Howard. The foul.
İyi, güzel. Marconato faali yapan oyuncu. Bu faalle de Benetton'un faal hakkı doluyor. Evet, Secunda tekrar oyuna girme hazırlığında. Ha, bu güzel, bu güzel. Secunda çünkü biraz daha kısa. Marconato'yu kenara aldı. Şimdi Hüseyin'in dikkat etmesi gereken bir olay var. Rebreç ayakları biraz daha çabuk. Bir de ayrıca eğer zıplamadan atarsa ve döndükten sonra smaç vurmaya giderse Hüseyin problem yok. Sadece şut atmaya kalkarsa durumumuz kötü. Çünkü o zaman blok yapabilir ve Rebreçan topu çalabilir, çelebilir. Brian Howard ilk serbest atışı kaçırıyor. Brian Howard'ın ikinci serbest atışı bu kez başarılı. Farkı 5 sayıya indiriyor Efes Pilsen. Benetton 24, Efes Pilsen 19. Zone press'imiz devam ediyor ve topu çaldı. Hidayet faal olması lazım. Aferin Hidayet. Nikolay faal yapan oyuncu. İki serbest atış kullanacak Hidayet. Atalım şöyle toprağın üzerimizden, oynayalım. 24-19. İlk serbest atışı başarılı Hidayet'i. Farkı 4 sayıya indiriyor. İşte Namowski. Onun şu anda çektiği heyecanı herhalde hepimiz rahatça içimizde hissedebiliyoruz. Evet, ikinci atış başarılı değil. Rebreca savunma ribaundını aldı. Henry Williams. Alan savunması devam ediyor. Secunda, Bonora, Rebreca, Rebreca çok zor pozisyonda ama basket. Temas bile var topa. Rebreca'nın en önemli ilerlemesindeki en önemli faktör son iki senedir çok kuvvetlendi. Hem kuvvetlendi hem şutu gelişti ve dışarıya kaçarken bile şut atabiliyor. Brian evet. Howard, Hüseyin evet. Beşok, Hüseyin Beşok yardım geliyor ve faul yapıyor Henry Williams. Henry evet. Williams'ın üçüncü faulü bu. Evet, PTC tekrar oyuna alacak Obradovic. 26-20 Benetton'un üstünlüğü var. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Şimdi Brian Howard'ın Williams gibi bir oyuncu iyi savunduğu bir gerçek. Bir pozisyonda boş kaldı. Bütün hepimiz izledik. Hemen 3 sayıyı kazandırdı. Onun için bizim mutlaka bizim şu anda PTC'yi biraz iyi savunalım. Nasıl olsa Williams bu dakikalarda dışarıda. Hüseyin Beşok'un ilk serbest atışı başarılı, ikinci serbest atışı kaçırıyor ve şimdi de 3 oldu galiba değil evet, mi? Evet 3 oldu. Bu serbest atışlar çok önemli ama Nikolay, evet Brian Howard topu çalıyor. Murat Evliyaoğlu, Efes Pilsen hücumu son 1 dakika 5 saniye, 26-21 Benetton'un üstünlüğü var. Murat Evliyaoğlu, şimdi Hüseyin'den Brian oynamaya Howard, devam. Brian Howard. Evet, Secunda faali yapan oyuncu. Secunda'nın bu zannediyorum ki ilk faali. Evet, ilk faali. Brian Howard iki serbest atış kullanacak. Yalnız hoşuma giden bir şey var. Yani evet bakın burada evet faul var biraz ama bazen çalmaya da bilirler. Bu nedenle yani bu işte tabii, sağ avantajına yönelik bir düdük. Yani ama ben bu liglerdeki özellikle Süper Lig'deki hakemlerin çok deplasmanda bile çok iyi düdük çaldıklarını çok, görüyorum. Çok. Brian Howard yapma yine Brian, bir atış kaçırıyor. Oldu 4. Yani inanılacak gibi değil. Evet. Sayı bulmakta zorlanıyoruz. Free throw yani üstü üstünde bedava atış. Bedava atışları değerlendiremiyoruz. Brian Howard'ın ikinci serbest atışı başarılı. Farkı 5 sayıya indirdik. Zone press'imiz devam ediyor. Secunda ve faul. Evet, Brian Howard faali yapan oyuncu. Bu faalle de Efes Pilsen'in faal hakkı doluyor. Bundan sonra Benetton serbest atış kullanacak. 52 saniye var ilk yarının bitimine. Ricardo Pitis topu oyuna sokacak. Brian Howard var karşısında. Bonora. Bonora. İkili sıkıştırmadan kaçıyor Bonora. Evet, evet 4 saniye kaldı. 4 saniye kaldı. Son anda ama daha önce zaten Ufuk'un bir faali varmış. Evet. Ufuk Sarıcan'ın da ilk faali bu. Bonora 2 serbest atış kullanacak.
Monora sayı açısından pek başarılı bir oyun kurucu değil ama evet, savunma ve asist açısından zaten 10 üzerinden 10. Obradovic de söyledi. Zaten benim idealimdeki point guard, playmaker, oyun kurucu bu değil dedi. Ancak Monora iyi bir takım oyuncusu, iyi bir yedek olabilir. Belki seneye bu pozisyona başka bir oyuncu da alabilirim dedi geçmiş İtalya'da. Evet, ikinci serbest atışı başarılı. 27-22. Farkı tekrar Benetton 5 sayıya çıkarıyor. Son 40 saniyenin içindeyiz. Murat Evliyaoğlu, Monora var karşısında. Hidayet Türkoğlu, onun da karşısında Sekunda var. Hüseyin Beşov, 10 saniye var 30 saniye süresinin dolmasına. Ufuk Sarıca, 5 saniye kaldı. 4 saniye, Ufuk Sarıca pozisyon arıyor. Nikolay faali yapan oyuncu. Evet. 2 serbest atış kullanacak. Şu ana kadar 10 serbest atış kullandı Efes Pilsen. 6'sında başarılı oldu. 23 saniye var ilk yarının bitimine. İlk yarıda son hücum şansı Benetton'da olacak. Ufuk Sarıcan'ın ilk serbest atışı başarılı. 27-23. Gracis ve Şara hariç 8 oyuncusunu da oynattı şu ana kadar. Ki Gracis'i de ilk maçta kullanmıştı. Evet, ikinci serbest atışında başarılı. Farkı 3 sayıya indirdik. Bonora, Efes Pilsen'in baskısı devam ediyor. Hidayet alabilirdi. Bir pozisyon önce gelebilir. Bu arada Hidayet hızını kesemedi ve bir faul yapıyor. Aslında bir adım önce, evet, bakın biz adım önce gelsin topu kapacak. Çünkü bizim tembel pas dediğimiz paslardan, evet, biri de çok güzel. Yani paraşüt pas orada işte. Nikolay'ın ilk serbest atışı başarılı değil. İtalya'nın en iyi şütörlerinden biri. Yalnız tabii böyle atamaması büyük bir sevinç bizim için. 27-24, Nikolay'ın ikinci serbest atışı. Bu da başarılı değil. Brian Howard savunma reboundını alıyor. Son hücum şansı ilk yarıda Efes Pilsen'de. 12 saniye var ilk yarının bitimine. Murat Evliyaoğlu, Bonora var karşısında. 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye. Murat Evliyaoğlu, 3 saniye. Pota altı. Pozisyonu zorladı. Neden kendi atmıyor? Rebreca'da kaldı top. Evet. İlk yarının sonunda Benetton 24, Efes Pilsen, Benetton 27, Efes Pilsen 24 sevgili basketbol severler. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba George, gelsene. Avrupa ve Orta Doğu sorumlusu olarak söyler misin Tanrı aşkına? Türkiye'de neler oluyor George? Neydi o marka? Mavi jeans. Her neyse. Bunların bizim kalite standartlarımızda üretimi Türkiye'de yapmaları mümkün mü? Biz de üretimimizi Türkiye'de yapıyoruz John. Peki ya kumaş? Kumaş da aynı. Onlar da Kayseri'den alıyor, biz de. Hatta dikişte bazı... Bazı ne? Bazı artıları bile var. George, biz çok büyük bir markayız. Bunu asla aklından çıkarma. Ve sakın bana bir Türk firmasıyla başa çıkamayacağız deme. Ama bütün bunlar karlılığımızı engellemiyor ki. Biz dünyaca ünlü bir marka olduğumuzdan aynı malı onlardan %50 daha pahalıya. Yani %50 daha büyük bir karla satabiliyoruz. Aynı malı John. Aynı malı deme George. Aynı malı deme. Sen açık açık Türklerin bu işi bizim kadar kaliteli yaptığını mı söylemek istiyorsun yani? İtiraf etmek gerek. Yeter! Bu Türkler de çok oluyorlar artık. Çok oluyoruz. Mavi. Jeans. Doğrusu Aysu. Abi çok heyecanlıyım. Bizimkiler sahaya çıkıyor. Kolay mı oğlum, şampiyon sahaya çıkıyor. Şampiyon! Güçlü ve sessiz motor. Şampiyon Wilson'dan. Kral dairesi gibi kabin. Şampiyon Wilson'dan. Yepyeni geniş görüş açısı. Şampiyon Wilson'dan. İşte şampiyon. İşte Isuzu kamyon. Şampiyon belli. Yeni Isuzu kamyon. İkinci kim ikinci?
dünyanın en kaliteli futbolunun oynandığı İngiltere Ligi ve kupalardaki heyecanı her hafta olduğu gibi bu hafta da Süper Spor'da. İşte bu haftanın en güzel maçları. Cumartesi 16.50 naklen lider Manchester United Wimbledon önünde. Cumartesi 21.30 ateş altındaki iki ekip Crystal Palace Tottenham karşı karşıya geliyor. Ve pazar 16.45 naklen İngiltere Lig Kupası'nda muhteşem final Chelsea Middlesbrough. Ve pazartesi 21.50 naklen UEFA Kupası yolunda kader maçı West Ham United Leeds United. Hepsi sadece Süper Spor'da. Unutmayın, Süper Spor'la futbolsuz kalmaz. Şimdi bu saatte hemen bankanızı arayın. Sizi dinleyecek kimse yoksa bizi arayın. İstediğiniz her bankacılık işlemini hemen yapalım. Abank. Abank Tele Şube. 24 saat bankacılık. 224-0000. Abank sizi dinler. Artık her zevkin, her keyfin ayrı bir televizyonu var. Türkiye'nin ilk ve tek spor kanalı Süper Spor. Türkiye'nin ilk ve tek çizgi film kanalı Maxi TV. İkisi birden Tine 5 üyelerine özel indirimli fiyatlarla 42 milyon 900 bin lira yerine sadece 29 milyon 900 bin lira. İster peşin ister taksitle. Üstelik şimdi üye olan herkese Kodak fotoğraf makinesi bedava. Hemen üye olun, fırsatı kaçırmayın. 0212 225 55 55. O sadece bir aile otomobili değil. Gücünüzü ve sizi yansıtan bir dünya otomobili. Yeni Honda Civic. Soluk soluğa izleyeceğiniz bir macera. Assassins. Kiralı katiller, esrarengiz cinayetler. Biri yaşlı ve deneyimli, diğeri genç ve hırslı. Dünyanın en azılı kiralı katili kim olacak? Sylvester Stallone ve Antonio Banderas'ın soluk kesen rekabeti. Assassins, suikast çemberi televizyonda ilk kez pazar Cine 5'in Gala Gecesi'nde. Cine 5 Ericsson kampanyasında son 5 gün. Cine 5'e 18 ay yeni üye olan herkese 73 milyon değerinde Ericsson bedava. Decoder da bedava. Üstelik taksitle üye olma imkanı. Son katılım tarihi 31 Mart. Hemen üye olun. Cine 5. Bursa Spor'u deviren, liderliğe merhaba diyen Fenerbahçe, Kocaeli Spor önünde. 28. haftanın açılış maçı yarın naklen ve sadece Cine 5'te. Futbol Cine 5'te izlenir. İki güçlü takımı puan savaşında. Ülker Spor Tofaş karşılaşması cumartesi 17'de naklen Cine 5'te. Basketbol Cine 5'te izlenir. Cine 5 avantajları bitmiyor. Şimdi üyeliğinizi yenileyin, %14 indirimden yararlanın. 6 ay üyelik 40 milyon 900 bin lira yerine sadece 35 milyon 750 bin lira. 12 ay üyelik 79 milyon 900 bin lira yerine 69 milyon 900 bin lira. Üstelik şimdi 6 ay üyelikte taksitle. Evet, şimdi 6 ay üyelik 6 taksitle ayda sadece 7 milyon 200 bin lira. Üyeliğinizi hemen yenileyin, büyük avantajdan yararlanın. 0212 225 55 55 Cine 5. Şimdi Cine 5'e bir telefonla üye olabilirsiniz. 0212 225 55 55 arayın, decoder evinize gelsin. Haftanın 7 günü bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Hem de 4 milyon 300 bin liradan başlayan taksitlerle. Üstelik şimdi 6 ay üyelik de taksitle. 0212 225 55 55 Cine 5.
Abdi İpekçiler tekrar merhaba sevgili basketbol severler. İlk yarıyı Benetton Efes Pilsen karşısında 27-24 önde kapattı İsmet Badem. Reboundlarda 16-15 Benetton'un üstünlüğü var ama reboundlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Top kayıpları 8 top kaybı yaptık ilk yarıda ki ilk maçın tümünde 8 yapmıştık. Evet sevgili Murat, bence burada en kritik olay üçlük atışlardaki başarısızlığımız. Şutlarda çok başarısızız. Eğer ikinci yarıda atacağımız şutlarda biraz fazla isabet kaydedersek savunma oturdu. Özellikle Revreça ikinci defa oyuna girdikten sonra sayı atamadı. Biz bu savunmaya devam edersek, yalnız şöyle bir şey var. Hüseyin'e iki kere pas verildi. Yeterli değil. Biraz daha fazla pas vereceğiz. Biraz daha Hüseyin'i oynatacağız. 3 saniye içinden oynatırsak, uzunlar savunma yaparsa bir hayli daha başarılı olur düşüncesindeyim. Evet, Benetton ikinci yarı için sahaya yeni çıktı. İlk yarıda Brian Howard 8 sayı, Mirsad Türkcan 4 sayı, Rod Sellers 4 sayı, Hüseyin Beşok 3 sayı, Murat Evliyaoğlu ve Ufuk Sarıca 2'şer sayı, Hidayet Türkoğlu da 1 sayıyla oynadı Efes Pilsen'de. Benetton'da Rebreca 8 sayı, Pitis 7 sayı, Secunda ve Marconato ve Henry Williams'a 3'er sayısı vardı. Kısa bir ara veriyoruz, tekrar birlikte olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. İlk yarının istatistikleriyle devam ediyorum. 8 top kaybı yaptı Efes Pilsen. Ricardo Pitis'in 4 top çalması var. Ve evet, ikinci yarı 1 dakika sonra başlayacak. Şimdi şöyle bir şey oldu sevgili Murat. Bu arada Aydın Öz'le maç başında görüşemedik çünkü yarım saat önce yayına başladık. İkinci yarıda da soyunma odasına rahatsız etmek istemedim. Rod Sellers'la Hüseyin'i bugüne kadar hiç aynı ne Türkiye'de ne de Avrupa'da kolay kolay bir arada oynatmadı. Yani hiç oynatmadı. Şimdi bugün Rod Sellers'la bu dakikadan itibaren Hüseyin'i yan yana oynatacak. Brian Howard oynatacak. Ufuk top getirecek. Belki Ufuk'a baskı olabilir ancak Hidayet bugüne kadar genç takımda, okul maçlarında, milli takımlarda off guard olarak zaman zaman top da getirirdi. Belki birlikte getirecekler. İkinci yarı çok önemli. Evet, Rod Sellers, Hüseyin Beşok, Brian Yalnız, Howard, Ufuk ve Hidayet beşiyle başlıyor. Şunu itiraf etmeden geçemeyeceğim. Avrupa'nın en kariyerli koçu sayılan Obradovic karşısında iki maçta da bütün bir antrenör olarak yapılması gereken her şeyi yapan Aydın Öztürk'ü de kutluyoruz. Gerçekten, çünkü o kadar fazla Obradovic'den bahsediyoruz ki Aydın Öztürk'ün başarısı ve kabiliyeti buraya kadar Efes Pilsen'i getirmesini asla es geçmiyoruz. Ve Aydın Öztürk gerçekten Türkiye'nin büyük gururu ve Avrupa'da her takımda antrenörlük yapabilecek çok değerli bir koç. Evet, ikinci yarının hava atışını Benetton kazanıyor. Ricardo Pitis, Bonora. Bonora Hüseyin'in üzerinden basketi atıyor. 29-24 farkı 5 sayıya çıkarıyor. Davide Bonora, Ufuk Sarıca, Rod Sellers, Secunda var karşısında, Hüseyin Beşok, Brian Howard. Brian Howard kendine pozisyon arıyor. Brian Howard ve faul. Rebreca. Evet, faul yapan oyuncu Rebreca. İlk evet. Faulü. Brian Howard iki serbest atış kullanacak. Belli bir süre oyunda yoktur Rebreç ama oynadığı dakikalar içinde de yaptığı ilk foul. Brian Howard'ın ilk serbest atışı farkı 4 sayıya indiriyor. Brian Howard'ın ikinci serbest atışı, bu da başarılı. 29-26. Bonora.
Ricardo Pitis, onu Hidayet Türkoğlu savunuyor. Glenn Sekunda, Bonora, Nikolay. Nikolay, Hüseyin yardıma geldi Nikolay'a karşı. 10 saniye var, 30 saniye süresinde olmasına. 3 sayılık atışı Nikolay'ın ve basket. Nikolay'ın basketi 32-26. Fark 6 sayı, Hidayet Türkoğlu. Brian Howard, Ufuk Sarıca, Rod Sellers top istiyor. Ama topu dışarı atıyoruz. Bu arada Sellers da tutulduğunu belirtti. Gördüğüm kadarıyla da haksız sayılmaz ama. Tabii. Bonora. Bonora, Sekunda, Steps olması lazım. Evet, evet, Steps. Hidayet Türkoğlu, Rod Sellers, Brian Howard, Ufuk Sarıca, Ufuk Sarıca ve faul. Faul yapan oyuncu Ricardo Pitis. Pitis'in de ilk faulü bu. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Brian Howard topu oyuna sokacak. Hüseyin Beşok. Replaça var karşısında. Hidayet Türkoğlu. Rod Sellers. Hidayet Türkoğlu. Ufuk Sarıca. Ufuk Sarıca pozisyonu zorluyor. Atışı başarılı değil. Hüseyin Beşok son anda topu kurtardı. Hidayet Türkoğlu şimdi Ufuk Sarıca. 3 sayılık atış Ufuk'tan. Rod Sellers ve faul. Sekunda faulü yapan oyuncu. Çok güzel. Evet. Marconato'yu oyuna alacak. Çünkü iki pozisyondur. Sekunda evet. Sellers'ı tutuyordu. İlkini görmedi hakem ama ikincisini yakaladı. Pota altından Brian Howard topu oyuna sokacak. Hidayet Türkoğlu. Ufuk Sarıca, Hüseyin Beşok, Brian Howard, Brian Howard, Rod Sellers, Hidayet Türkoğlu. 15 saniye var, 30 saniye süresinde olmasına. Marconato yardıma geldi Hidayet Türkoğlu'na. Hidayet'in atışı başarılı değil. Webrecha savunma reboundını alıyor. Ricardo Pitis, Bonora. Bonora. Ricardo Pitis, Marconato. 10 saniye kaldı, 30 saniye süresinde olmasına. Ricardo Pitis, Bonora. 5 saniye, Bonora'nın atışı başarılı değil. Hüseyin Beşok savunma ribaundını alıyor. Hidayet Türkoğlu. Aman aman. Kapacak. Nikolay faali yapan oyuncu. Üçüncü faali. Pas koridorlarını çok iyi oynuyorlar. Hidayet Türkoğlu. Hüseyin Beşok. Rod Sellers. Güzel bir pas. Ufuk Sarıca ve faal. Faali yapan oyuncu Bonora. Bonora'nın da ikinci faali bu. Henry Williams'ı oyuna alacak Obradovic. Evet. Obradovic de oyun kurucusunu kenara aldı. Dedi ki nasıl olsa onlarda muhteşem bir oyuncu kurucu yok. Herhalde Williams getirecek topu. Çok big serbest atışı kaçırıyor. Beşinci kaçırdığımız serbest atış bu. İkinci serbest atışı, bu da başarılı değil. Hüseyin, evet, bravo Hüseyin. Kalk ayağa. Ufa topu kazandırdı. Bir ucum şansı daha Efes Pilsen'de. Hüseyin'e. Ufuk Sarıca, faul. Rebreça faali yapan oyuncu.
Bu arada 3,5 dakika oynadık ve takım olarak Benetton'un 6. faali bu. İkinci yarıda Efes Pilsen'in henüz faali yok. Evet, yani ikinci yarıda çok direniyorlar sayı attırmamak için bize. Gerekirse çok faulü oynuyorlar. Biraz Hüseyin'den. Şimdi bu topları kaptırmayalım. Biraz Hüseyin'den oynayalım. Book topu pot altından oyuna sokuyor. Brian Howard çok zor bir atış, başarılı değil. Bebrecha savunma ribaundunu aldı. Nikolay, Ricardo Pitis, Marconato, Ricardo Pitis, pot altı, evet ufukta kalıyor top. Ama hiç dengesini kaybediyor. Halbuki dokunmasa, yakalamasa bizde olacak. Evet, Murat Evliyaoğlu'nu tekrar oyuna alma hazırlığında Aydın Örs. Evet, tutmasa, hiç dokunmasa. Nikolay, Rebreca. Rebreca'nın atışı başarılı değil. Rod Seller savunma reboundını aldı. İyi, Rebreca, Türkoğlu. Rebreca içeri girip top almıyor. Bu büyük avantaj. Gayet Türkoğlu 32-26. Evet, Hüseyin aşağıya. Rod Sellers. Evet, güzel bir pas çıkardı. Hüseyin atışı başarılı değil. Henry Williams. Gayet Türkoğlu var karşısında. Henry Williams. Rod Sellers bir an için yardıma gelmişti. Ricardo Pitis, Marconato fake'ini kullandı. Marconato'nun atışı başarılı değil. Hidayet savunma reboundını alıyor. Yani şurada o kadar çok boş dönüyorlar ki. Şunu bir değerlendirsek koparız gideceğiz maçı. Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan ve Murat Evliyaoğlu oyuna girme hazırlığında. Hüseyin Beşok, Rod Sellers, Ufuk Sarıca. 6 saniye var, 30 saniye süresinde olmasına. Ufuk Sarıca, Brian Howard, Hidayet Türkoğlu. 2 saniye kaldı. Hidayet Türkoğlu'nun 3 sayılık atışı başarılı değil. Evet, top Brian Howard'a kadar geliyor. Bir kez daha Efes Pilsen hücumu. Salonda bulunan bütün seyircilerle birlikte nefeslerimiz tuttu. 3 sayılık atış Ufuk Sarıca'dan başarılı değil. Henry Williams bir an için topu kaybetti. Topu kaybettiler. Evet, hava atışı Henry topu. Williams'la Hidayet topu Türkoğlu kaybetti. Arasında. Hidayet topu göremedi bir an. Görebilseydi. Evet, Murat Evliyaoğlu'yla Mirsad Türkcan oyuna giriyor. Ufuk Sarıca'yla Rod Sellers'ı kenara aldı Aydın Örs. İşte pozisyonu bir kez daha izledik. 11-3 sayılık atış kullandık şu ana kadar. Henüz başarımız yok. Hava atışını Benetton kazanıyor. Ricardo Pitis. Hidayet Türkoğlu ilk faalini yapıyor. Efes Pilsen'in de ikinci yarıdaki ilk faali bu. Hidayet'in ikinci faali. 3'arda Pitis, Nikolay, Henry Williams, Marconato, Henry Williams, Ricardo Pitis, Marconato ile ikili oynadı. Atışı başarılı değil ama Mirsad Türkcan'ın üçüncü faali bu. Ve Marconato iki serbest atış kullanacak. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Marconato serbest atışı başarılı değil. İkinci yarıda 6 dakika oynadık ve 2 sayımız var 6 dakikada. Çok atan değil, daha az kaçıran maçı alıp götürecek. 33-26, Marconato ikinci serbest atışını sayıya çevirdi. Mirsad, Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok, Murat Evliyaoğlu 3 sayılık atış Murat'tan ve nihayet. İlk 3 sayılık basketimiz farkı 4 sayıya indiriyor. 12
2'de 1 ve Fesmise'nin bugünkü üçlük yüzdesi. Henry Williams şimdi iyi savunma. Henry Williams, Ricardo Pitis, Rebreca, Rebreca, Rebreca. Atıştan önce olması lazım faulün. Evet, atıştan önce faul. Faulü yapan da Hüseyin Beşok. Hüseyin'in ilk faulü bu. Nikolay topu oyuna sokuyor. Pitis. Pot altı Rebreca ama Murat Evliyalı araya giriyor. Murat Evliyalı ve Efes Pilsen hücumu. Hidayet Türkoğlu, Murat Evliyaoğlu, Bonora'yı da oyuna alacak. Obradovic, Mirsad Türkçen ayağı çizgide atışı başarılı. İki sayı. Farkı iki sayıya indiriyor Efes Pilsen. 33-31. Ne set yaparsan yap, ne yaparsan yap. Yeter ki top içeri girsin, basket olsun. Henry Williams, Marco Nato perdelemeye geldi. Henry Williams, Ricardo Pitis, Marco Nato, tekrar Ricardo Pitis, Ricardo Pitis'in atışı ve basket. Ricardo Pitis farkı tekrar 4 sayıya çıkarıyor. Murat Evliyaoğlu, Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok, Brian Howard, Brian Howard pozisyonu zorluyor, atışı başarılı Devre değil ama 3 oldu. Rebreca ise 3 oldu. Evet, Rebreca'nın 3. faali bu ve faal hakkı da doluyor Benetton'un. Bundan sonra Efes Pilsen serbest atış kullanacak. Bonora'yla Rusconi oyuna giriyor. Rebreca'yla Nikolay'ı kenara aldı Obradovic ki evet. Rebreca'nın oturmasına ben çok sevindim. Rebreca'nın oturmasına sevindiğim gibi Bonora oyun kurucu tekrar oyunda. Şimdi biz biraz daha uzun kaldık onlara. Hadi, hadi. Çok iyi gidiyoruz. Brian Howard'ın ilk serbest atışı başarılı. 11 sayısı, 3 reboundı var Brian Howard'ın. İkinci serbest atışı bu da başarılı. Farkı tekrar 2 sayıya indiriyoruz. Bonora. Murat Evliyaoğlu'nun baskısı var. Ricardo Pitis. Marco Nato. Pitis. Henry Williams, Henry Williams, Ricardo Pitis, Pitis'in atışı başarılı değil. Rusconi hücum ribaundını alıyor, basket ve faul. Hüseyin Beşok faali yapan oyuncu, bir de serbest atış kullanacak Rusconi. Yalnız o Rusconi'yi biraz box out yapmamız lazım. Yani Rebreca oyundan çıkınca yerine gelen Rusconi, bakın hem... Evet, Mirsat'ta da kabahat var. Mirsat da orada içeri girmesi lazım. Orada bak saatte Hüseyin yalnız kalmış. Rusconi ile Marco Nato'nun arasında. Yani Rusconi'nin serbest atışı başarılı değil. Evet, Aydın Örs ekranda Hidayet Türkoğlu. 11 dakika 50 saniye var maçın bitimine. Hidayet Türkoğlu. Hadi Ufuk. Ufuk Sarıca. Hüseyin Beşok perdelemeye geldi. Ufuk Sarıca. At onu. Ufuk Sarıca'nın atışı başarılı değil. Rusconi savunma reboundını alıyor. Henry Williams. Henry Williams. Murat Evliyaoğlu araya giriyor. Çok güzel. Murat Evliyaoğlu. Efes Pilsen hücumu. Murat Evliyaoğlu. 3 sayılık atışı başarılı değil. Rusconi savunma reboundını aldı. Aldı. Evet, bizim olması aldı. Lazım. Çok güzel. Doğru. Çok güzel. Ne olur şu şutlar girsin çocuklar. Ne olur. Pota'nın arkasına çarptırdı topu. Rusconi işte burada göreceğiz. Evet. Basketbolda bunlar ihmale gelmez bu olaylar. Pota altında Henry Williams'in dördüncü faulü. Dördüncü faulü. Seyirci coştu, hepimiz coştuk. Bir tek sayılara ihtiyacımız var. O topun o çemberi, o bileği biraz sevmesi lazım. İşte az önceki pozisyon, burada evet. Pas vermeye çalışırken. Ama aferin Rusconi'ye, nasıl bacarmış bunu, çok güzel oldu. Ufuk Sarıca iki serbest atış kullanacak. 37-33. Oyunculara genç ve yıldız takım seviyesinde söylerler pot altından top çıkarmayın diye.
7. kaçırdığımız serbest atış. İlk maçta da 9 tane kaçırmıştık. İkinci serbest atış başarılı. Farkı 3 sayıya indiriyoruz. Bonora. Murat Evliyaoğlu faali yapan oyuncu. Murat'ın da 3. faali bu. Takım olarak FSB'nin 2. yarıda 5. faali. Şu anda 3 sayı fark var. 11 dakika 7 saniye var. Hadi çocuklar. Bonora. Ufuk'un baskısı var Bonora karşısında. Bonora kendine pozisyon yarattı. Faul. Hidayet Türkoğlu faali yapan oyuncu. Halbuki Hüseyin çok güzel yardıma gelmişti. Aferin Hüseyin'e. Çok güzel temiz bir blok ama Hidayet daha önce. Bonora iki serbest atış kullanacak. 37-34. İlk serbest atışı başarılı. 38-34. İkinci serbest atışı başarılı değil. Rusconi pozisyonu tamamlıyor. 40-34. Farkı birden 6 sayıya çıkardılar. Herhalde Benatar'ın çünkü öyle söylüyordu Obradovic. Final Four'da bu kadar zorlanmayabiliriz diyordu gidersek. Efes Pilsen'de bu kadar zorlanmayabilir. İkimiz için de çok önemli maçlar diyordu. Murat Evliyaoğlu kendi reboundını alıyor. Ufuk Sarıca atış kullanmadı. Bonora var karşısında. Hüseyin top istiyordu. Ufuk Sarıca. Ufuk'un atışı başarılı değil. Kendi reboundını alıyor. Bir atış daha, bu da başarılı değil. Nikolay. Bonora. Tekrar Nikolay. Brian Howard oyuna girme hazırlığında. Rod Sellers'la birlikte Bonora. Nikolay. Marco Nota. Nikolay 6 saniye kaldı. 30 saniye süresinde olmasına. Marco Nota atışı başarılı değil. Mirsat rebound alırken. Rusconi bir faul yapıyor. Mirsat 2 serbest atış kullanacak. Rusconi'nin 3. faulü bu. İşte Namowski. Aydın Örste 2. yarıdaki ilk molasını alıyor. 40-34, 6 sayılık Benetton üstünlüğü var ama yani, neler kaçırıyoruz? Yani neler kaçırıyoruz? Sizler de ekran başında herhalde çok üzülüyorsunuz. Yani kaçmaması gereken fauller, kaçmaması gereken şutlar, kaçmaması gereken ne varsa biz onları kaçırıyoruz. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ancak yani hala Aydın Örs arayış içinde. Son gördüğümde Rod Sellers'la Brian Howard'ı kenara getirmişti. Belki Mirsat'la Ufuk'u alacak kenara, bilemiyorum. Belki Hüseyin'le alacak. Evet, bilemiyorum. Yalnız bildiğim bir şey varsa çok dikkat etmemiz lazım. Son saniyelerde her sene böyle Final Four'un eşiğine kadar geliyoruz ve eşiğinden dönüyoruz. Bu kez bu üçüncü maça uzasın diyoruz. Tabii bu seneki şanssızlık da hiçbir zaman olmadı ama. Yani gerçekten olmadı. Mirsat iki serbest atış kullanacak. 6 sayısı, 6 reboundı var şu ana kadar. İlk serbest atışı başarılı. İkinci serbest atışı, bu da başarılı. Ve farkı 4 sayıya indiriyoruz bir kez daha. Bonora. Rusconi. Nikolay. Bonora. Nikolay 3 sayılık atış. Evet, topunu kesiyor Murat Evliyaoğlu ama hakemin kararı bir faul. 4. faulü bu Murat Evliyaoğlu'nun. Efes Pilsen'in de faul hakkı doluyor ama daha önemlisi Nikolay 3 serbest atış kullanacak. Bakalım pozisyona. Vallahi değmedi gibi gözüküyor ama bilemiyorum. Evet.
Nikola ilk serbest atışı kaçırıyor. İkinci serbest atışı biraz da şansı yardım etti. Bu kez başarılı. Bu arada biz 7 serbest atış kaçırdık ama Benetton'da 8 serbest atış kaçırdı. 3 serbest atışın ikisini sayıya çeviriyor. 42-36. 9,5 dakika var maçın bitimine. Murat Evliyalı, Rod Sellers, Brian Howard, Mirsad Türkcan, Mark Nato var karşısında. Mirsad Türkcan, Brian Howard. Brian Howard'ın atışı ve basket. Brian Howard'ın basketi. Tekrar farkı 4 sayıya indirdik. Evet, Brian Howard'ın eli bugün çok düzgün. Ondan biraz yüklenelim. Bonora. Nikolay. Marco Nato ile ikili oynamak istiyordu. Nikolay 10 saniye var, 30 saniye süresinin dolmasına. Marco Nato'nun perdelemesi. Evet, Murat Evliyalı topu çalıyor. 2'ye 2 gidiyoruz. Murat Evliyalı, Brian Howard ve Smaç. Brian Howard ve Smaç farkı 2 sayıya indirdik. 42-40. Oh be. İşte pozisyon bir kez daha ekranda. Bonora. Nikolay Bonora. Marco Nato, Bonora, Pitis. 8 saniye var, 30 saniye süresinin dolmasına. Ricardo Pitis, 5 saniye, Bonora. Bonora'nın 3 sayılık atışı başarılı değil. Rebound almamız lazım ama Marco Nato, Mirsat'ın üzerinden alıyor evet. Rebound'ı. Marco Nato, Rusconi, Bonora, turnikeyi kaçırdı Ransellers. Murat Evliyaoğlu. Murat Evliyaoğlu turnikeyi kaçırdı. Rebound mücadelesi Rod Sellers. Faul olması lazım. Brian Howard topu dışarı çıkarıyor. Çok akıllı bir hareket. Çok güzel ama. Ama çembere değdiler onlar. Ufuk Sarıca ve basket. Ufuk Sarıca'nın basketi ve eşitliği sağlıyoruz. Evet, bu arada Obradovic de bir mola alıyor. Evet. İnanılmaz bir destek var Efes Pilsen'e. Namoski yok demişti Aydın Örs ama bu maçta Namoski'nin yerini seyircimiz alacak. Hakikaten de şu ana kadar öyle. Bir saniye boş bırakmadılar. İnanılmaz bir destek var. Ancak Efes Pilsen'de oyuncular da bu desteğe biraz ayak uydurunca işte gördüğünüz gibi 42-42. Evet, çok büyük bir skor olmayacak maçın sonunda. Ama olması gereken tek şey var. Bizim mutlaka galip gelmemiz ve biz bunu bekliyoruz ve bizim oyuncularımız bunu yapabilecek kapasitede. Brian Ivett ve Murat Evliyaoğlu'nun eli düzeldi. Ufuk güzel bir turnike attı. Mirzat ve Rod Sellers reboundlarda gözüküyor. Hadi çocuklar diyoruz. Bakın uzun taktikler yapılmıyor. Ya alan savunması ya man to man. Ama onun dışında gayret, istek çok önemli. Bu dakikadan itibaren geri kalan 7 dakika 32 saniyenin içinde yapılacak tek şey bu maçı isteyen alıp götürecek. Evet, bu arada Rusconi'yi kenara alıyor. Obradovic ve Vreća oyunda. Evet. Özellikle söylüyoruz ki Rossellus'un belalısı geldi. Bonora ve Vreća. Tekrar Bonora. Vreća. Evet, faal yapan Rod Sellers. Yalnız şimdi şöyle, bir hayli itti. Yapılacak tek şey, onun önüne geçmeye çalışması lazım. Vreća ilk serbest atışı başarılı. 43-42, Benetton bir sayı öne geçiyor. 9 sayısı, 5 rebound'ı var Vreća'nın. Vreća eğer pivot mevkiinde post up yapıp direniyorsa orada ona yardıma gitmemiz lazım. Önden oynamamız lazım. Sellers savunma rebound'ını alıyor. Murat Evliyaoğlu ve Efes Pilsen hücumu. 13 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Murat Evliyaoğlu, Brian Howard,
Brian Howard. Evet, topu kaybediyor Bonora. Bonora topu dışarı çıkardı. Rebreca, Rebreca ve basket. Farkı tekrar 3 sayıya çıkarıyor Benetton. 11. sayısı bu Rebreca'nın. Evet, bu arada hakem oyunu durdurdu. Howard'ın az önce düştüğü yerin silinmesini istiyor. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Brian Howard çok ısrar etti orada. Biraz topu atıp tekrar alabilir. Çok ısrar edince tabii savunmada, savunmanın dikkati çoğalıyor. Konsantresi çoğalıyor. Murat Evliyaoğlu. Bir kez daha Efes Pilsen hücumu olacak. 6 dakika 33 saniye var. Maçın bitimine Mirsad Türkcan. Murat Evliyaoğlu ve faal. Faali yapan oyuncu Bonora. Evet, Ricardo Pitis. Pitis'in ikinci faali bu. İki serbest atış kullanacak Murat Evliyaoğlu. Söylemeye gerek yok. Çok kritik serbest atışlar bunlar. İlk serbest atışı başarılı. 45-43. Murat Evliyaoğlu'nun ikinci serbest atışı. Bu da başarılı. Farkı bir sayıya indiriyoruz. Ricardo Pitis. Brian Howard var karşısında. Ricardo Pitis. Ricardo Pitis blok geliyor ama top inişe geçmişti. Evet, hakemin kararı doğru. Murat Evliyaoğlu 47-44. Rod Sellers. Brian Howard. Mirsad Türkcan. Mirsad Türkcan güzel sıyrıldı. Ters turnike ve basket. Ne güzel Mirsad. Ne güzel. Çok Mirsad. Güzel bir ters turnike. 47-46. Bonora. Ufuk'un baskısı var ve faal. Ufuk Sarıcan'ın ikinci faali bu. Ufuk Sarıcan. İki serbest atış kullanacak Bonora. Her iki takımın da faal hakkı dolmuş durumda. Uskoni oyunu alıyor. Obradovic oyunu alma hazırlığında. Bonora'nın ilk serbest atışı başarılı değil. Bonora'nın İkinci serbest atışı başarılı. 48-46, farkı 2 sayıya çıkarıyor Benetton. Murat Evliyaoğlu, Rod Sellers, Brian Howard, Mirsad Türkcan. Mirsad Türkcan, Ufuk Sarıca, 3 sayılık atışı Ufuk Sarıca'nın bir basket. Nihayet be Ufuk. Ufuk Sarıca'nın 3 sayılık basketi, 1 sayı öne geçiyoruz. Birimiz gülse oyunu alma hazırlığında. Ricardo Pitis, Marconato, Ricardo Pitis, tekrar Marconato. Şimdi Nikolay, Nikolay. Ricardo Pitis, tekrar Nikolay. 3 sayılık atış, başarılı değil. Rebound mücadelesi Rod Sellers. Rod Sellers savunma reboundını alıyor. Murat Evliyaoğlu. Murat Evliyaoğlu. At Murat onu. Sellers müsait pozisyondaydı ama göremedi. Mirsad Türkcan. Rebreca var karşısında. Mirsad Türkcan. Rod Sellers. Murat Evliyaoğlu. 8 saniye var, 30 saniye süresinde olmasına. Murat Evliyaoğlu zor pozisyon, atışı başarılı değil. Basket! Sellers tipliyor. Rod Sellers istediği basketi 51-48. Farkı 3 sayıya çıkarıyoruz. Rusconi ve Andy Williams oyuna girme hazırlığında. 4 dakika 15 saniye var maçın bitimine. Bonora. Rebreca. Rebreca. Ufuk yardıma geldi. Topu çalıyor. Murat Evliyaoğlu. Murat Evliyaoğlu 3'e 2 gidiyoruz. Acele etmeyelim. Ufuk Sarıca ve faul. Faul. Çok güzel. Bonora, çok güzel. Bonora faulü yapan oyuncu 3. faulü bu. Murat Evliyaoğlu atacak. Faulleri iyi atıyor. İki serbest atış mola kullanacak geldi. Murat Evliyaoğlu. Obradovic de ikinci molasını alıyor. İsmet Badem. Vallahi sevgili Murat,
İnanılmaz bir keyif içindeyim. İnanılmaz bir heyecan içindeyim. Hiçbir şey bitmiş değil. Geri sayım başladı. Şu anda iki tane faul atacağız. Dileğim iki faulün de girmesi. O zaman beş sayıya çıkacak. İnanılmaz çok cici duygular içindeyim. Çok güzel duygular içindeyim. Söyledim işte. Bu maçın taktiği tekniği yok. İyi savunma, top kapma. Gerçekten Rosellers çok iyi kapandı. Göremediler Rebreçe'yi ve geldiği zaman da Ufuk çok iyi topu kaptı. Biz bu skoru altta tutuyoruz. Benetton gibi Avrupa'da Avrupa'nın takımı olmuş bir takımı ekibi 48 sayıda tuttuk bu ana kadar. İlk başta 67 sayıda tuttuk. O gün iyi hücum edememiştik. Bugün iyi hücum edemeyerek devam ettik. Onları şu dakikaya kadar 48 sayıda tutarken hiç olmazsa kaçırdığımız şutları biraz telafi ederek 51 sayıya ulaştık. Şimdi evet. Obradovic'in molası biraz uzun sürüyor. O da tabii ki işi 3. maça bırakmak istemiyor. Çünkü o 3. maçın stresi vallahi samimi söyleyeyim zaman mi? Ev sahibi takımı etkiliyor. Samimi söyleyeyim mi? Bazı antrenörler, bazı arkadaşlar Obradovic'i ve özellikle rahmetli Aydan Sevuş'un bir tabiri vardır. Hırvatistan'dan ve diğer Yugoslav ülkelerinden çıkmaz ama Sırbistan'dan, Yugoslavlardan antrenör çıkar diye. Ama Aydın Öz bu antrenörün işine girebilecek kadar kapasiteli. Evet, iki serbest atışın birini sayıya çevirdi Murat Evliyaoğlu. 4 sayı öndeyiz. 3 dakika 55 saniye var maçın bitimine. Henry Williams'ı da oyuna aldı Obradovic. Brian Howard var karşısında. Henry Williams. Ve Breccia perdelemeye geliyor. 30 saniyenin dolmasına 14 saniye var. Ricardo Pitis. Rusconi, Bonora 3 sayılık atışı. Başarılı değil. Brian Howard savunma ribaatını aldı. Murat Evliyaoğlu. 3 dakika 33 saniye var maçın bitimine Murat Evliyaoğlu. Bonora var karşısında. Rod Sellers. Mirsad Türkcan atış kullanmadı. Ufuk Sarıca 3 sayılık atışı başarılı değil. Rusconi savunma ribaatını alıyor. Henry Williams. Güzel sayıldı. Mükemmel bir blok. Muazzam. Mükemmel bir blok Rod Sellers'dan. Murat Evliyaoğlu. Şimdi iyi hücum. Aman bir pozisyon önce değerlendirseydik bir daha kapatamazlar. Mirsad Türkcan, Ufuk Sarıca 15 saniye var 30 saniye süresi. Brian Howard'dan oynayalım. Maçın bitimine 2 dakika 50 saniye kaldı. Evet. Brian çok Howard, güzel bir düşünce bu. Avantajı var. Ufuk Sarıca faul. Çok sert bir faul Ricardo Pitis'ten. İki serbest atış kullanacak Ufuk Sarıca. 52-48 Efes Pilsen önde. 2 dakika 47 saniye var. İşte hakikaten mükemmel bir blok Rod Sellers'dan. Muazzam. Hem de hiç yükselmemiş bile. Bırakın inmeyi. Ufuk Sarıca ilk serbest atışı başarılı. Haydi Ufuk. Haydi çocuklar. Çok muazzam. 53-48. Ben Brian Howard'ı istiyorum çünkü Williams tutuyor onu. 54-48. Oradan oynayabiliriz. Rod Sellers'la Rusconi arasında hafif bir konuşma geçti. Henry Williams 2 dakika 45 saniye var maçın bitimine. Salon gürültüden yıkılıyor. Henry Williams, Rusconi, Ricardo Pitis. Murat Evliyaoğlu var karşısında Pitis'in. Rebreccia 15 saniye kaldı. 30 saniye süresinde olmasa Rusconi. Rusconi atışı başarılı değil. Rebound'ı alabilsek. Evet aldı. Son 2 dakika 20 saniye. Murat Evliyaoğlu. Nikola'yı oyuna alma hazırlığında Obradovic. 20 saniye var 30 saniye süresinin dolmasına. Maçın bitimine 2 dakika 10 saniye kaldı. Ufuk Sarıca, Rod Sellers. Brian Howard'a kadar. Mirsad Türkcan atış kullanacaktı. Son anda vazgeçti. 6 saniye var 30 saniye süresinde olmasına atışı başarılı değil. Rusconi savunma ribaatını alıyor. Bonora hızlı geliyor. Bonora basket ve faul. Faulü yapan oyuncu Rod Sellers. Yani Sellers'ın da 4. faulü bu. Mirsad devamlı oralarda dolaşıyor, toparıyor. Halbuki orada Brian Howard pivot mevkiinde post-up yapmış. Arkasında da onun omzuna gelen Williams vardı. Evet, Rusconi'yi kenara alacak. Nikolay oyunda. 1 dakika 51 saniye var maçın bitimine. Çok. E
54-50. Bonora bir serbest atış kullanacak. Serbest atışı farkı 3 sayıya indiriyor. Ufuk Sarıca. 1 dakika 45 saniye var maçın bitimine. Ufuk Sarıca. Rod Sellers. Rebreche var karşısında. Mirsad Türkcan. Murat Evliyaoğlu. Ufuk Sarıca. 10 saniye kaldı 30 saniye süresinde olmasa. Ufuk Sarıca ve blok geliyor Rebreche'den. Williams. Rebreche'nin burnu dibine girmek çok tehlikeli tabii. 1 dakika 20 saniye var maçın bitimine. Henry Williams atışı başarılı değil ama Rebreche tamamlıyor ve farkı bir sayıya indirdi Benetton. 54-53. Brian Howard, Murat Evliyaoğlu. Murat Evliyaoğlu, son 1 dakikanın içindeyiz. ...12 saniye kaldı... ...30 saniye süresinin dolmasına... ...Murat Evliyaoğlu... ...Pitis var karşısında... ...Murat Evliyaoğlu atışı... ...Murat Evliyaoğlu'nun basketi... ...56-53... ...son 40 saniye... ...Bonora... ...Henry Williams... ...son 35 saniye... Uzak ...son uçum şansı... ...Efes Pilsen'de olacak... ...eğer ucun ribatı vermezsek... ...3 sayılık atış... ...başarılı değil... ...Rebreche ve basket... ...Rebreche'nin basketi... 27 saniye var maçın bitimine. Aydın Örs de bu ribaundu alsaydık maçı bitirebilirdik. Evet, evet. Bu ribaundu alsaydık maçı bitirebilirdik. Gerçekten maçı bitirebilirdik. İşte burada sektiğinde Rebreche'yi baks etseydik. Evet, bakın Rebreche gayet kolay kalktı. Allah'tan Ufuk Korda elini sallamış. Foul basket olmadı. Evet, Murat Evliyaoğlu bakın ne kadar güzel bıraktı. Rebreche bile şaşırdı. Şimdi 27 saniye var. Bu 27 saniyede taktik foul yaparlar mı? Şimdi taktik foul yapıp da bir an evvel topu getirip zamanı öldürüp iki tane foul atıp bir an evvel hücuma giderlerse zamanı onlar oynayacaklar. Nasıl kullanacaklar? Taktik foul yapmazlarsa, biz 27 saniyeyi kullanın tamamını kullanabilirsek o zaman da maçı lehimize çevirir veya ilerlemiş saniyelerde yani 27 saniye ve maçın bitimine yakın topu kullanırsak maç bizim lehimize biter. Onlar sanki, bilmiyorum tabii ki Obradoviç ne düşünür, taktik foul mu yapacak? Çok mu baskılı oynayacak? Çünkü çok önemli bu. Evet, bu arada ilk kez Şara'yı oyuna aldı. Evet, Şara'yı aldı. Baskı kısaldı. Uygulayacak baskı Murat uyguluyor. Evliyaoğlu. Evet. Bonora var karşısında. Evet, taktik foul yaptı. Evet, taktik foul yaptı. İki yani, serbest atış kullanacak. Taktik foul yapması çok normaldi çünkü. Murat Evliyaoğlu çok kritik serbest atışlar. Bonora'nın da dördüncü faulü bu. Evet, Henry Williams'ı o hemen oyuna aldı. Marconato'yla birlikte Nikola'yla Şara'yı kenara aldı. Tabii şimdi rebound'da da uzuna dönmek için mecbur kaldı böyle yapma. Murat Evliyaoğlu iki serbest atış kullanacak. Şimdi bunların ikisini atarsak ilk serbest atışı evet, başarılı. Çok güzel. 57-55. Evet, şimdi iki sayı. 22 saniye 9 salise var maçın bitimine. Beraberlik şansı da var. İkinci serbest atışı bu da evet. Başarılı. Şimdi üçlük yemiyoruz. 58-55. Basketbol veya üçlük Henry yemiyoruz. Williams. Evet, biz de faul yapabiliriz üçlük yememek için. 3 sayılık atış ve basket. Atar. 3 sayılık atış ve basket. Murat Evliyaoğlu son 10 saniye. Murat Evliyaoğlu uzun bir pas. Brian Howard. Brian Howard faul. Evet, faul. 5 saniye var. Scotland'a aykırı faul verdi. Bir dakika. Hayır. Normal faul olarak değerlendirdi. Rebreche'nin de 4. faulü bu. Şimdi iki serbest atış kullanacağız. Şimdi Henry Williams'ı hemen yanına gidip birinin tam sağda tutması lazım. Çünkü Henry Williams'ın top almaması lazım. Bu 5 saniyeyi Henry Williams kullanabilir. Brian Howard'ın ilk serbest atışı başarılı değil. Oh. 5 saniye var. 58-58. İkinci serbest atışı Brian Howard'ın. Bu kez başarılı. Son 5 saniye sevgili basketbol severler.
Titis uzun bir pas, Sellers alabilirdi. Belki alabilirdi. Rebreca, Rebreca, Rebreca'nın atışı blok geliyor. Bak, bitti, bitti, bitti. 59-58, Efes Pilsen galip. 59-58, Efes Pilsen galip. Brad Sellers ikinci bloğunu yaptı. Son saniyede tabii ki Rebreca'nın o topu getirmesi bizim istediğimiz bir şeydi. 59-58 ve her şey önümüzdeki perşembe günü belli olacak. Sahaya niye bu maddeler atılıyor ben anlayamıyorum. Neyse daha çok maçı kazandı. Tabii. Yani centilmence bir karşılaşma oldu. Ben anlayamıyorum ama evet, İsmet Badem, önemli olan galibiyeti almaktı. 59-58 Efes Pilsen durumu 1-1 yapıyor. Şimdi önümüzdeki perşembe günü her şey belli olacak. Evet. Üçüncü maça kaldı ve Benetton gibi Avrupa çapında ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Benetton karşısında ve onun koçu karşısında Aydın Örs ve talebeli çok büyük bir başarı elde etti. Daha önce de söylemiştim, Aydın Örs Avrupa'da en üstün düzeyde olan kariyerli koçların ilk dördünün içine girebilecek, Avrupa'nın bütün takımları yönetebilecek çok değerli bir koç. Aydın Örs'ü ve talebelerini bütün kalbimizle kutluyoruz. Önümüzdeki perşembe günü sizlere Benetton'un kendi sahasına Treviso'dan Final Four'a giden takımın Efes Pilsen olduğunu müjdelemek için böylesine bir galibiyetin bütün Türk halkına kutlu, hayırlı ve mutlu olmasını diliyoruz. Gerçekten mükemmeldi. Tuncay Bey geldi yanımıza. Onu da tebrik ettik. Ve evet sevgili basketbol severler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda inanılmaz bir gece geride kaldı. Gecenin galip gelen tarafı, zafere ulaşan taraf Efes Pilsen. Efes Pilsen 59, Benetton 58. Ben Murat Muratanoğlu, İsmet Badem ve emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hepinize Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.